Tabii ki sizin hayatınızı mercek altına aldığımızda e, kumar kavramı da karşımıza çıktı. Sizin bir röportajınızdan alıntıyla vermek istiyorum. 2010'da Habertürk gazetesinde yayımlanmış bir röportajınız var. Şu şekilde tanımlıyorsunuz. Demişsiniz ki ben bu şekilde deşarj oluyorum. Kendimi bütün problemlerden, sorunlardan, stresten soyutluyorum. Çok dikkatli bir şekilde itinayla bilinçli ve sadece zevk için 30 yıldır oynuyorum demişsiniz. Soru gelsin kumar bağımlılığınız hayatınızda nelere mal oldu? Hiçbir şeye mal olmadı. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ne bir ev ne bir araba kaybettim kumarda. Sadece gittiğim yerde sahneye çıkardım. Onun ücretini alırdım. Ayrıca bana orada oyun oynamak için para verirlerdi. Fiş verirlerdi. Onunla oynardım. Onu kaybedersem bırakırdım kumarımı. Kendi sahneye çıktığım parayı alırdım. Emeğimin karşılığını alırdım. Yani hiçbir zaman için ya evimi satayım ya arabamı satayım de ben buna böyle bağımlı olayım hiç öyle bir şeyim olmadı hep dikkatli oynadım çünkü çoluğum çocuğum var arkada yani yoksa evlerim barklarım olmazdı çocuklarıma ev bak almazdım daha ben ölmeden onların her birinin evi var ayıptır söylemesi her birini garanti ettim ondan sonra ki kendi hayatım yine de oynayabilirim Değil mi? Hepsinin garanti etmişim hayatını ama yok. Yine de oynamam. Yani evde bile biliyorsunuz ekranın karşısında dijital ortamda oynayabiliyorsunuz. Hayatta denemedim bile öyle bir şey. Asla. Hiç. Ama benim arkadaşlarım var ki evine böyle ekranı kuruyorlar. Kocaman dev ekranda hala o kumarı oynuyorlar. Ama böyle, böyle bir huyum yok. Allah'a çok şükür. Allah beni böyle hiçbir böyle şeye bağımlı yapmadı. Ne uçturucuya, ne kumara hiçbir şeye bağımlı olmadım.